Merhaba. Bugünkü programın başlığı, daha önceki programdan devam edersek, sosyalist domino teorisi ve sorunları. Aslında sosyalist domino teorisi diye bir teori herhangi bir kişi tarafından bugüne kadar formüle edilmemişti. Böyle bir şey söylenmedi. Ama Marx Engels zamanında dünya devrimi kapsamında Batı Avrupa devrimi pekala sosyalist domino teorisi olarak adlandırılabilir. Neyi savunuyor o zaman Marx Engels? Devrim bir dünya devrimi olacaktır. Dünya devriminden onların kastettikleri Batı Avrupa devrimidir. Yani Batı Avrupa ülkelerinde kimdir bunlar? İngiltere, Fransa, Almanya ve çevrelerindeki ülkeler. Özellikle büyük ülkelerden birinde devrim olduğunda bu devrim kendi başına kalmayacak. Hızla başka ülkelere yayılacaktır. Ve buna dünya devrimi adını veriyorlardı. Daha önceki ta başlardaki programlarda da belirttiğim gibi yani Marx Engels için dünya devrimi Batı Avrupa devrimidir. Herhalde şöyle düşünüyorlardı. Sömürgecilik, sömürge imparatorlukları esas olarak Batı Avrupa devletlerinin işidir. En başta İngiltere gelir, arkasından Fransa gelir. Ondan sonra Hollanda, Belçika, Almanya daha geriden gelir. Bunların sömürgeleri vardır. İlk ikisinin İngiltere ve Fransa'nın sömürge imparatorluğu vardır. Tabii şöyle bir soru akla geliyor. İngiltere'nin en büyük sömürgesi Hindistan. İngiltere'de sosyalist devrim olursa eğer olduğunda Hindistan nasıl sosyalist olacak? Yani buradan Hindistan'a sosyalizm nasıl sıçrayacak? Bu tabii yani büyük bir soru işareti ve zamanda da buna doğal olarak herhangi bir şekilde cevap verilmemiş. Yani bir şeyler olacak işte öyle bekleniyor. Gördüğümüz gibi aslında bu bir çeşit domino teorisidir. Taşlar birbirine yaslanmış olarak duruyorlar. Bunlardan bir tanesi gitti mi? Mesela diyelim ki İngiltere. Öncelikle İngiltere'den bekleniyor. İngiltere gitti mi? Buradaki devrim tek başına kalamaz. Kalırsa zaten yaşayamaz. Bunun arkasında hemen Fransa, Almanya ve işte o çevredeki ülkeler gelecektir. Şimdi buradaki soru şu. Her devrimi farklı bir parti yapacak. O dönemde komünistler sosyal demokrat adını taşıyorlardı. Yani İngiltere'deki devrimi bir parti, Fransa'daki devrimi bir parti, Almanya'daki devrimi başka bir sosyal demokrat parti yapacak. Ve hatırlarsanız mesela Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'dir. Şeyde işte 20. yüzyılın hemen başlarındaki partinin adı Rusya'da sosyal demokrat adını kullanır. Almanya SPD'si vardı. Gene Sosyal Demokrat Parti. Her durumda yani bunlar aslında komünist partiler ama Marksist partilerdir. Ama Sosyal Demokrat adını o dönemde kullanırlar. Soru şu. Her devrim ayrı bir parti yaptı. Sosyalist devrim ülkesinde yaptı. İktidara geldi. Peki bu iktidara gelen partilerin birbirleriyle anlaşabileceklerini bırakalım sert çelişkileri, birbirleri arasında savaş çıkmayacağını nasıl söyleyebiliriz? Şimdi bu tabii Marx Engels zamanında akla gelmeyecek bir soru. Garip bir soru çünkü. Şöyle garip bir soru. İngiltere'de iş başına gelen devrim oldu. Öyle farz ediyorum. İş başına gelen Sosyal Demokrat Parti, Fransa'daki öyle, Almanya'daki öyle. Bunların hepsi Marksist partiler. Niye anlaşamasınlar? Yani böyle bir soru ne Marx Engels zamanında, ne Lenin zamanında, hatta ne de Stalin zamanında akla gelmezdi. Böyle bir soru sorulamazdı. Bu soruyu sorduran teori değil, pratiktir. Pratikte hepsi kendini Marksist veya Marksist-Leninist olarak tanımlayan ama birbiri hakkında da yani işte sosyal emperyalist, han şovenizmi, bilmem revizyonist, oportunist gibi bir sürü tanımlama kullanan, aralarında gerginlikler yaşayan ve hatta savaş çıkan aralarında komünist partilerini gördük. Yani bunu bize pratik gösterdi. Pratik bize bu soruyu sorduruyor. Hani şeyde 1960'lı yıllardan itibaren diyelim 20. yüzyılda dünyada 4 tane sosyalist odak şekillenmiş durumdaydı. Birisi en büyük odak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Doğu Avrupa'daki biraz da Orta Avrupa'daki iktidarda olan komünist partileri. Birinci odak bu. İkinci odak Çin Halk Cumhuriyeti.
Üçüncü odak Arnavutluk. Dördüncü odak Yugoslavya. Şimdi o kadar ilginç bir durum ki herkes birbirine karşı burada. Mesela Yugoslavya'ya herkes karşı. Yugoslavya'daki Tito'nun başında olduğu rejime herkes karşı. İşte revizyonist, oportunist, sapmadır, şudur budur bir sürü şey söyleniyor. Fakat kimse Yugoslavya'ya bir savaşa girmedi. Çin'in 1960'lı yıllardan itibaren Sovyetler Birliği sosyal emperyalist görüyor. Sovyetler Birliği Çin sınırında bir takım ufak tefek çatışmalar oldu ama yani bunlar savaş sayılmaz. Pek bir şey oldu denilemez. Geçen programda da belirtmiştim. Esas savaş iki tane sosyalist ülke arasında cereyan eder. Birincisi Çin Halk Cumhuriyeti ile Vietnam arasındaki savaşlar 1979. 1975'te Amerika Birleşik Devletleri yenilerek Vietnam'dan tümüyle çekilmek durumunda kaldı. 1979'da Çin ile Vietnam arasında kısa süreli bir savaş oldu. Çin, Vietnam'ın sınıra yakın bölgelerdeki bazı yerlerini işgal etti. Ciddi bir tahribat yaptı fakat savaş kısa sürdü. Çünkü yani Vietnam'la Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında karşılıklı birbirine koruma ya da saldırmazlık paktı var. Yani fazla ileri gidilmez. Ama esas savaş Çin diyorum, Vietnam'la Kamboçya arasında yaşandı. Şimdi şu sıra Kamboçya devrimiyle ve sonrası ile ilgili kitabı başlamak üzereyim. Diğer kitabı yani Vietnam, Laos ve Pazar Sosyalisti kitabını bitirdim. Bunları internette pekala bulabilirsiniz. Bu arada şeyi belirteyim. İnternette bakabileceğiniz en iyi yer Google Drive'dır. Eğer bilgisayarınızda yoksa bunu internetten parası indirebilirsiniz. Google Drive'ı indirin veya vardır diyelim sizde. Google Drive'da Engin Erkiner kitaplar diye arayın. Benim bütün kitaplar orada vardır. Bunun içinde Çin'de vardır, Arnavutluk'ta vardır, Bulgaristan, Romanya'da vardır. Yani sosyalizmin tarihiyle ilgili olarak. En son olarak da Vietnam, Laos vardır. Şimdi Vietnam, Laos kitabında Vietnam Halk Cumhuriyeti ile Laos diyorum. Kamboçya Halk Cumhuriyeti arasındaki savaşı sadece belirtmekle yetindim. Çünkü Kamboçya ayrı bir olgudur. Ayrı olarak incelenmesi gereken bir ülkedir. Ancak şunu düşünün ki yani Vietnam'daki Komünist Partisi iktidarda, Kamboçya'da Komünist Partisi iktidarda, Vietnam ordusu daha önce yaşanan değişik çatışmalardan sonra Kamboçya'ya giriyor ve oradaki Komünist Partisi iktidarını deviriyor. Bu iktidarın yerine özellikle yıllardan beri Vietnam'a gidip orada eğitim gören, orada kalan, orada yetişen Kamboçyalılardan oluşan başka bir iktidarı getiriyor. Yalnız devirmekle bu iş bitmiyor. Kızıl Kemerlerin ki Kamboçya Komünist Partisi'nin ordusunun adıdır. Kızıl Kemerlerin ciddi bir halk desteği var. Ciddi bir halk desteği var. Yapılan onca şeye rağmen bayağı bir halk desteği var. Kızıl Kemerlerle Vietnam ordusu arasındaki savaş 10 yıl kadar sürüyor ve iki taraf da ciddi kayıplar veriyor bu savaşta. Çünkü Kamboçya önemli oranda ormanlık bir ülke aynı zamanda. Zaten Kızıl Kemerler'de ülkenin kuzey doğusuna Tayland sınırına doğru çekilmiş vaziyetteler. Oradan içeriye doğru devamlı akınlar yapıyorlar. Her neyse yani 20. yüzyılda şunu görüyoruz pekala. İktidara gelen komünist partileri birbirleriyle geçinecekler, birbirleriyle anlaşacaklar, ortak dünya sosyalizmi hedefine doğru yürüyecekler diye bir şey yok. Bunlar aralarında ciddi sorunları yaşayabilirler. Bu sorunlar bazen savaşa kadar gidebilir. İşte Vietnam, Kamboçya savaşında olduğu gibi veya Çin, Vietnam savaşında olduğu gibi bunların hepsi mümkündür. Kaldı ki bazı sorunlar vardır. Bunlar savaşa kadar gitmez. Mesela Romanya'daki Macar azınlık sorunu. Yıllardan beri Macaristan, Romanya yönetiminin, Çavuşescu yönetiminin Macar azınlığa karşı dışlayıcı tutumunu eleştirir. Ama bu iki ülke arasında, ikisi de sonuçta Varşova Paktı üyesi, şey olmaz yani
sıkıntılar silahlı bir çatışmaya dönüşmez. Yani bir yerde eğer savaş yoksa ülkeler arasında ciddi sıkıntılar yok anlamına gelmiyor. Ülkeler arasında ciddi sıkıntıları var. Mesela Polonya'yla diyelim herkesin sıkıntısı vardı bir dönem. Dayanışma sendikası nedeniyle. Yani konuyu toparlarsak şeyi görüyoruz. Sosyalist, komünist partilerin iktidara gelmeleri, bunu değişik ülkelerde gerçekleştirmeleri, bunların bu iktidar süreci içinde anlaşacakları ve beraber davranacakları anlamına gelmez. Böyle de olabilir, olmayabilir de, savaş da çıkabilir. Bunlar hepsi mümkündür. Bir başka domino teorisini aslında ismini ne diyeceğiz bilemiyorum. 1989'da Doğu Avrupa ülkeleri için söylemek mümkündür. Doğu Avrupa ülkelerinden birinde sosyalistler iktidarı kaybedince ya da iktidarda başka partiyle başka güçle ortak olmak zorunda kalınca peş peşe gerisi gelmiştir. Yani ilk önce Polonya'dan başlıyor. Polonya İşçi Partisi ile Dayanışma Sendikası koalisyon kurmak zorunda kalıyor. Arkasından Macaristan geliyor. Onun arkasından Demokratik Almanya Cumhuriyeti geliyor. Berlin Duvarı yıkılıyor. Arkasından Çekoslovakya geliyor. Onun arkasından Bulgaristan, ondan sonra Romanya. Bir sene sonra da Arnavutluk geliyor. Yani bir anda bölgede bir yerden başlayan bir çözülme peş peşe gidiyor. Tabii şartlar hazır. Bu iş ondan oluyor en başta. Ama görünen nokta yani bir yerden başlamasın. Şartlar hazır olunca peş peşe diğer taraflarda gitmiş oluyorlar. Diğer taraflarda sosyalist iktidarlar şey oluyor, dağılmış durumuna geliyorlar. Evet, konuyu artık burada bitirmek istiyorum. Yani tekrar vurguluyorum. Sosyalistler, komünistler değişik ülkelerde iktidara gelebilirler. Onların iktidara gelmeleri hepsi Marksist, hatta kendini Marksist-Leninist olarak bile görse, Vietnam Komünist Partisi öyle görüyordu. Kamboçya Komünist Partisi de öyle görüyordu. Anlaşacakları anlamına gelmez. Ortak faaliyet yürütecekleri anlamına gelmez. Araya çok başka faktörler girer. Mesela Kamboçya Vietnam arasındaki sorunlar çok eskilere uzanıyor. Ta Angkor diye bir imparatorluğu var Kamboçya'nın. Ta 12. yüzyılda bu ortadan kalkıyor. Bu Angkor İmparatorluğu Kamboçya'nın yanı sıra Tayland'ın bir bölümünü ve özellikle Güney Vietnam'ı Mekong Deltası'nın sınırları içinde tutuyor. Daha sonra Kamboçya bunları kaybediyor. Bir bölümde Tayland alıyor. Vietnam'da aşağı doğru yayılıp Mekong Deltası'nı ele geçiriyor. Tabii bunlar şeydir hani daha önceki yüzyıllarda olan şeyler. Ama bir bunlar hafızada kalıyor. İki Kamboçya Komünist Partisi konuyu özellikle işliyor. Buraları almalıyız. Vietnam bizim düşmanımızdır. Bu ülke Vietnamlara temizlenmelidir. Ya Kamboçya Komünist Partisi, Komünist Partisi yani. Vietnam'da öyle. Ancak bu arada anlaşma olmasını gündeme getirmiyor. Dediğim gibi Kamboçya'yı şey yapacağım, yazmaya yakında başlarım, haftaya başlarım. Herhalde pek fazla da uzun sürülmez yazması. Çünkü tek ülke, bir de tek ülkedeki olayı zaten ben sınırlı olarak ele alacağım. Kamboçya'nın ta 12. hatta 4. yüzyıldan başlayan, Angkor İmparatorluğu'ndan başlayan tarihini anlatmanın bir gereği yok. Bizi ilgilendiren nokta bu ülkede sosyalizmin kurulması ve yıkılması ve yıkılmasının temelinde yatan nedenler Vietnam'la yaşanan savaş özellikle. İki sosyalist ülke arasında 10 yıl süren bir savaş. Bunun temelleri neydi? Nasıl gelişti? Ne oldu? Bunları esas meselemiz bizim bunu anlamak zaten. Bunları anlatmaya çalışacağım. Evet, bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.